Arkadaşlar merhaba. Geçen haftaki yani ikinci haftaki dersimizde yetişkinlerde kardiyak arrest ve kardiyak arreste uygulanan temel yaşam desteği ve CPR'a değinmiştik. Burada bir kişiysek uygulamacı olarak ne yaparız? İki kişiysek ne yaparız? Kısaca bir değinmiştik. Hastayı özellikle değerlendirme aşamasında, ilk aşamada neler yapıyorduk, onlara bakmıştık. Kısaca bir hatırlayalım. Eğer hastayı yerde yığılmış halde gördüysek ve tek kişiysek hemen ne yapıyorduk arkadaşlar? Bilincini değerlendiriyorduk. Eğer bilinci kapalıysa ne yapıyorduk? Hemen çevreden yardım istiyorduk. Eğer yardımımıza gelen kişi yoksa ve tek kişi isek, yetişkinlerde ilk yapmamız gereken şey 112'yi aramaktı. Acil sağlık sistemini aktive etmekti. Acil sağlık sistemini aktive ettikten sonra hastaya müdahale ediyorduk. Müdahalede de bilinci kapalıysa zaten solunumuna gözünüzle bakabilirsiniz. Agonal solunumu var ya da yoksa hemen ne yapıyorduk? Eğer sağlık çalışanı değilsek nabız kontrolü yapmaksızın hemen göğüs kompresyonlarına geçiyorduk. Eğer sağlık çalışanıysak da 10 dakika, pardon 10 saniye süreyle nabzını kontrol ettikten sonra nabız yokluğu durumunda göğüs kompresyonlarına geçiyorduk. Eğer yanımızda ikinci bir kişi varsa bu ikinci kişiye 112'yi aratıyoruz. Biz ise göğüs kompresyonlarıyla hastaya müdahaleye başlıyorduk hatırlarsak. Şimdi arkadaşlar eğer yanımızda hiç kimse yoksa ve biz temel yaşam desteği ya da CPR'a başladıysak o zaman içimiz gerçekten biraz zor. Çünkü kompresyonlar gerçekten çok yorucu. Ve kısa sürede hemen yorgunluk nedeniyle basıların etkinliği azalabiliyor. Evet, tek kişi isek böyle bir durumda yetişkinlerde göğüs kompresyonuyla işe başlıyoruz. 30 göğüs kompresyonu yaptıktan sonra hastanın baş kısmına geçerek solunum yollarını açıp arkasından da solunumunu gerçekleştiriyoruz. Yani iki solunum yaptırıyoruz. Arkasından tekrar göğüs kısmına geçerek 30 kompresyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Tabii bunu işte biz tamamen işte yorulup tükeninceye kadar ya da işte hastanın hayati bulgularını görünceye kadar, hayati bulgular var oluncaya kadar ya da profesyonel çalışanlar gelinceye kadar bu işlemi devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama istendik olan çift kişiyle bu işi yapmaktır. Bizler ambulansta çalışan sağlık çalışanları 3 kişi çalışıyoruz. En az 3 kişi çalışıyoruz vardiyada. Dolayısıyla genellikle çift kişi bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla işimiz daha kolay oluyor. Şimdi burada bakalım iki kurtarıcı ile temel yaşam desteği nasıl yapılıyor ya da CPR nasıl yapılıyor? İki kurtarıcı ile temel yaşam desteği uygulanacaksa, temel yaşam desteği uygulayacak sağlık personeli karşılıklı olarak hastanın yanında pozisyonlanıyor arkadaşlar. Solunumu yaptıracak kişi hastanın baş kısmına konumlanıyor. Diğer kişi ise onun tam karşı tarafına, göğüs kısmına konumlanıyor. Burada yan yana durmamamız önemli arkadaşlar. Çalışırken birbirimizi engellememek adına. Dolayısıyla çapraz olarak karşılıklı pozisyonlanıyoruz hastanın yanında. Hastanın yanına diz çökerek hastaya yakın bir şekilde otur pozisyonumuzu alıyoruz. Ve uygulama arkadaşlar bir sonraki slaytta söyleyeceğim şekilde iç bölümü yapılarak uygulanıyor. Evet arkadaşlar eğer sağlık çalışanı değilsek, sivil kişilersek ve hastanın yanında iki kişi isek, birinci kişi söylediğimiz gibi kompresyonları başlatır. İkinci kişi
acil yanıt sistemini aktive eder, 112'yi arar, arkasından hemen hastanın yanına gelerek hava yolunu açar, nabzını kontrol eder, kapiller geri dolumu kontrol eder. Eğer sağlık çalışanlarıysak zaten acil yanıt sistemini aktive etmeye gerek yok. Bizler zaten oradayız. Sağlık çalışanlarından biri kompresyonu hemen başlatırken diğer bir kişi de yine aynı şekilde hastanın hava yolunu açar, nabzını kontrol eder, kapiller dolumunu kontrol eder. Evet, iki kişi ise arkadaşlar, daha önceki slaytta söyledik. Birinci kişi hava yolunu açar ve solunumu gerçekleştirir, nabzı kontrol eder, kapiller geri dolumu kontrol eder dedik. İkinci kişi ise göz kompresyonlarını gerçekleştirir arkadaşlar. Göz kompresyonu yapan kişinin çabuk yorulduğunu söylemiştik. Oldukça güç gerektiriyor, bası uygulanması gerekiyor. Dolayısıyla etkinlik azalmadan, göz basılarının etkinliği azalmadan bu kişinin dinlendirilmesi gerekiyor. Eğer iki kişi ise solunumu yaptıran kişiyle yer değiştirmemiz gerekiyor. Ne zaman yer değiştireceğiz? 5 turu tamamladıktan sonra arkadaşlar. Yani 30 göğüs kompresyonu bir solunumu 5 defa gerçekleştiriyoruz. Bu yaklaşık 2 dakikamızı alıyor. Dolayısıyla 2 dakika sonra hastanın nabzını kontrol ettikten sonra, yaşamsal fonksiyonlarını kontrol ettikten sonra iki kişi zaman kaybetmeksizin hemen yer değiştiriyorlar. Bu arada birinci sağlık personeli tarafından da solunumun sürekli kontrol edilmesi, hava yolu açıklığının sağlanması önem arz ediyor. Arkadaşlar, yine temel yaşam desteğinde göğüs basılarının solunuma oranı 30'a 2'dir. Yani 30 göğüs kompresyonuna karşılık 2 suni solunum yaptırırız hastaya. Göğüs kompresyonları 30 tanesi tamamlanınca solunumu yaptıran kişi hastanın solunum yollarının açıklığını devam ettirirken 2 suni solunum yaptırır. Suni solunum işlemi bittikten sonra, yani 2 solunum yaptırdıktan sonra yine 30 göğüs kompresyonu, 30 göğüs kompresyonunun arkasından tekrar 2 solunum şeklinde hastanın temel yaşam desteği devam ettirilir. Arkadaşlar, dış kalp masajıyla normal koşullarda kalbin vücuda sağladığı oksijenlenme, kanlanma, beslenme olayını devam ettirebiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Dış kalp masajıyla pompalanan kan miktarı normal kalp atımının %25-33'ünü, yani yaklaşık 1 bölü 4'ünü oluşturuyor. Dış kalp masajı ile 100 mm civalık arteriyel sistolik basınç, 10-40 mm civalık diyastolik basınç sağlanabiliyor. Görüyorsunuz, buradaki değerler oldukça alta çekilmiş. Dolayısıyla bu değerlerin, bu basınçların alta çekilmesi, vücudun yeterince oksijenlenememesi, beslenememesi, kanlanamaması anlamına geliyor. Bu düşük diyastolik basınç sonucu koroner kan akımının ancak %5-10'u sağlanabiliyor. Yani kalp kendini bile ne yapamıyor, yeterince besleyemiyor. Koroner kan akımından kastımız bu. Yine sağlanan kan akımı beynin canlılığı için geçici olarak yeterli olacaktır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda dış kalp masajına kesinlikle ara vermeden uygulanması gerekliliği anlaşılacaktır. Zira gecikmiş ve uzamış kardiyak arreste asıl korkulan irreversif, yani geriye dönüşsüz beyin hasarıdır. Doğru ve ara verilmeden uygulanan temel yaşam desteği ya da CPR, hasta veya yaralının hayatta kalma şansını artırdığı ve geri dönüşü olmayan hasarları önlediğinden acil tıp teknisyeni bu konuda çok titiz davranmalıdır. Yine arkadaşlar, hasta veya yaralıya dar alanda temel yaşam desteği uygularken hastanın yanında yer alıp pozisyonlanabileceğimiz bir alana sahip değilsek, alan çok darsa, o zaman şekilde gördüğünüz gibi, resimde gördüğünüz gibi ata biner pozisyonda hastaya temel yaşam desteği uygulayabilirsiniz.
Temel yaşam desteği ya da CPR'da göğüs kompresyonları nasıl yapılıyor? Bunu daha da ayrıntılı bir şekilde ele alalım, değerlendirelim. Burada arkadaşlar hasta ya da yaralının göğüs kısmına, göğüs hizasına denk gelecek şekilde yan tarafına diz çöküyoruz. Dizlerimiz hastaya değecek arkadaşlar. Yani hastadan uzakta durmayacağız. Hastayla temas halinde olacağız adeta. Evet, yan tarafına ve yakınına diz çöküyoruz. Bir elimizin topuk kısmını, topuk kısmını daha önce de önceki derslerimizde size göstermiştik. Hasta ya da yaralının sternumunun yani iman tahtasının alt yarısına yerleştiriyoruz. Diğer elimizin topuk kısmını ilk elimizin üzerine yerleştiriyoruz. Ve ellerimizin parmaklarını şekilde resimde gördüğümüz gibi birbirine kenetliyoruz. Ve alttaki elin parmaklarını ve ayasını üstteki elimizin parmaklarıyla ve güç uygulayarak yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunun nedenini de daha önceki derslerimizde söylemiştik, bundan bahsetmiştik. Evet, hastanın sternumunun üzerinde ellerimizin parmaklarını birbirine kenetlediğimizi söyledik. Ve de parmaklarımızı ve el ayağımızı yukarıya doğru çektiğimizi söyledik. Burada arkadaşlar basıncın hasta ya da yaralının kaburgaları üzerine uygulanmadığından emin olacağız. Yine karnın üst kısmına veya sternumun alt ucuna yani psifoid çıkıntı kısmına herhangi bir basınç uygulamadığımızdan emin olacağız. Evet arkadaşlar, buradaki videoda da görüyoruz. Bize göre soldaki uygulama doğru, sağdaki uygulama yanlıştır. Soldaki uygulamada daha önceden de bahsettiğimiz gibi parmaklarımızı birbirine kenetleyerek alttaki elin parmaklarını yukarıya doğru çekiyoruz ve parmak uçlarının el ayasının göğsün diğer kısımlarına temas etmemesine dikkat ediyoruz. Sağdaki uygulamada ise söylediğimizin tam tersi bir uygulama söz konusu. Hem el ayası hem de parmaklar sternumun dışında göğsün diğer alanlarıyla da temas haline geçmiştir. Dolayısıyla kaburgalar üzerine de bir basınç uygulanmaktadır. Bu uygulamalarda kot kırıklarına, kaburga kırıklarına rastlıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla uygulamamızı videoda da gördüğünüz gibi sol taraftaki uygulama şeklinde gerçekleştirmemiz önemli. Evet, el topuğumuzu hastanın sternumu üzerine yerleştirdikten sonra hasta ya da yaralının göğsü üzerinde dik olarak duracağız, konumlanacağız. Ve yine şekilde gördüğünüz gibi, uygulamada gördüğünüz gibi kollarımızı dirseklerimizden bükmeyeceğiz. Sternumu 5-6 santim çöktürecek şekilde aşağıya doğru bası uygulayacağız. Şimdi arkadaşlar, dirseklerinizi bükerseniz ya da 5-6 santim kadar çöktürmezseniz hastanın kalbine yeterince bası uygulayamayacaksınız. Yeterince bası ve basınç uygulayamadığınız için de kalpteki var olan kanı perifere gönderemeyeceksiniz. Dolayısıyla etkin bir göğüs basısı ve kompresyonu için bu söylenen kriterlerin yerine getirilmesi önemlidir. Evet, göğüs basısını dik olarak gerçekleştirmemiz gerektiğini söylemiştik. Soldaki video uygulamasında dik olarak gerçekleştiriliyor. Ve burada kalbe etkin bir basınç ve bası uygulayabilirsiniz. Ancak sağdaki uygulama eğik yapılmaktadır. Ve adeta hastanın göğüs kısmını yoğurmakta ve de ileriye doğru itmekte. Ve kalbe bası yerine burada kot kırıkları meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla sağdaki uygulamamız yanlıştır. Kompresyonları uygularken dirsekleri bükmememiz gerektiğini vurguladık. Evet, soldaki video uygulamasında dirseklerin bükülmediğini, sağdakinde ise büküldüğünü görmekteyiz. Bu bükülme olayı basıncın etkinliğini azaltmaktadır. Yine arkadaşlar, göğse yapılan
her kompresyondan yani her basıdan yani göğsü her sıkıştırmadan sonra göğüs üzerindeki basıyı eller ile sternum arasındaki teması kesmeden serbest bırakmalıyız. Buna tek kompresyon diyoruz. Yani göğsün genişlemesine izin vermeliyiz. Şimdi burada arkadaşlar eller ile sternum arasındaki teması kesmeden dedik. Kesinlikle arkadaşlar biz bu kompresyonları gerçekleştirirken ellerimizi hastanın göğsünün üzerinden ayırmıyoruz. Yoksa zıplar tarzda kompresyonlar gerçekleştirirsiniz ki bu da kot kırıklarına neden olur ve de basıncın etkinliğini azaltır. Kompresyonları yaklaşık olarak 100-120 bölü dakika hızında tekrarlıyoruz. Yani dakikada arkadaşlar hastanın göğsüne 100-120 bası gerçekleştirmeniz gerekiyor. Etkin bir kompresyon açısından bu önemli. Bu da her 1-1,5 saniyede 2 kompresyon demektir. Demek ki her 1-1,5 saniyede 2 kompresyon gerçekleştirmelisiniz ki dakikada 100-120 bası uygulayabilirsiniz. Burada arkadaşlar dikkat edeceğimiz şey kompresyon ve dekompresyon sürelerinin birbirine eşit olması. Daha önceki slaytlarımızda da bahsetmiştik. Kalp normalde ritmik çalışan bir organımız. Dolayısıyla bu ritmi biz dış kalp masajında da devam ettirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, dekompresyon esnasında ellerle sternum arasındaki teması kesmememiz gerektiğini söyledik. Yoksa zıplar tarzda kompresyonlar gerçekleştirirsiniz ki bu hem kot kırıklarına neden olur hem de basın etkinliğini azaltır. Evet, videoda, soldaki videoda doğru uygulamayı, sağdaki videoda ise yanlış uygulamayı görmekteyiz. Daha önceki slaytlarımızda arkadaşlar, yetişkin kardiyak arrestlerde öncelikle göğüs basısının gerçekleştirdiğimizi söyledik. Daha sonra ise hava yolu açıklığına geçmemiz gerektiğiyle ilgili bir vurgu yapmıştık. Şimdi arkadaşlar yetişkinlerde hava yolu açıklığı sağlanırken eğer tek kişi isek hastanın öncelikle göğüs basılarını gerçekleştiriyoruz. 30 göğüs basısından sonra hastanın baş kısmına geçerek hava yollarının açıklığını sağlamaya çalışıyoruz. Hava yolu açıklığını sağladıktan sonra da iki suni solunumu gerçekleştiriyoruz. Şanslıysak ve iki kişi ise o zaman arkadaşlar bir kişi göğüs kompresyonlarını gerçekleştirirken o 30 basıyı gerçekleştirinceye kadar solunumla ilgilenen kişi hasta ya da yaralının solunum yollarını açıyor ve de hastayı solutmaya hazır hale geliyor. Şimdi burada arkadaşlar hasta veya yaralı sert bir zemine sırt üstü yatırılmalıdır bu uygulamalar yapılırken. Sert bir zeminin üzerine yatırılması uygulamanın etkinliği açısından önemlidir demiştik. Ancak baş boyun travması şüphesi varsa çok gerekli olmadıkça pozisyonunu ve yerini değiştirmiyoruz. Çok gerekli olduğu durumlar neler? Hastanın solunumunun ve kalbinin durduğu durumlardır. Bu gibi durumlarda mutlaka hastayı sırt üstü sert bir zemine yatırmamız şart. Böyle bir durumda sırt üstü pozisyona getirilirken hastanın baş, boyun ve gövde eksenini bozulmadan birlikte çevrilmelidir hasta. Aksi takdirde hastanın boyun travması şüphesi varsa hastaya daha da ne yapabilirsiniz? Zarar verebilirsiniz. Yani çevirme yöntemine dikkat etmeksizin çevirirseniz travmayı daha da şiddetlendirirsiniz. Hasta veya yaralının öncelikle sıkan giysileri varsa gevşetiyoruz arkadaşlar. Olayın etkisiyle hasta yaralının kravatı bile solunum yolunu tıkamış olabilir. Hastanın yakasını gevşetiyoruz, kravatını gevşetiyoruz, göğüs kısmını serbest hale getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar solunum yolunu açmada öncelikle solunum yollarını temizleyip arkasından hastanın başını pozisyonlandırarak
solunum yollarını açtığımızı söylemiştik. Şimdi resimlerle bunları bir pekiştirelim. Evet, burada pozisyonlanmayı görüyoruz. Hastanın çenesini tutma şeklini görüyoruz. Hastanın yine baş kısmına, alın kısmına elimizi yerleştirme şeklimiz burada görülmektedir. Evet, buradaki arkadaşlar slaytımızda hastanın çenesini açma şeklimiz görülüyor. Ve hastanın ağzının içine gözümüzle dikkatli bir şekilde burada bakmak oldukça önemli. Evet, hastanın ağzının içine gözümüzle kontrol ettik ve baktığımızda parmağımızla temizleyebileceğimiz ve gözümüzle gördüğümüz iri partiküller fark ettik. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir elimizle çeneyi açıyoruz. Evet, şu elimizle çeneyi açmaya devam ederken diğer elimizin işaret parmağını yanakla diş eti arasından arkaya, içe doğru ilerletiyoruz. Ağzın orta kısmından parmağımızı içeriye ilerletmemeliyiz. Aksi takdirde ağız içerisindeki partikülleri içeriye doğru iteriz. Demek ki arkadaşlar parmağımızı hastanın yanağıyla diş eti arasından arkaya doğru kaydırıyoruz. Ve arkaya doğru tamamen kaydırdıktan sonra parmağımızı çengel gibi yaparak altta bulunan almak istediğimiz cisimleri yukarıya doğru parmağımızla çengel şekline getirdiğimiz parmağımızla yukarıya doğru çekiyoruz. Evet, burada arkadaşlar çengel şekline getirilmiş parmağı görüyorsunuz. Ağız içerisinde parmağın bu şekilde pozisyonlanması gerekiyor. Yani ağzın gerisine doğru iyice uzattıktan sonra altta parmağın alması gereken şekil ve pozisyon burada görülmektedir. Evet, buradaki resmimizde de çengel şekline getirilmiş parmak sayesinde ağız içerisindeki cismin nasıl çıkarıldığını görmekteyiz. Evet arkadaşlar, solunumu yaptıracak kişi hastanın baş bölgesine yakın diz çökerek konumlanıyor. Hastanın üstüne eğilerek, hastanın yüz kısmına yakın durarak pozisyon alıyor. Burada arkadaşlar hastanın öncelikle ağız içine bir kontrol etmesi gerekiyor. Ağız içerisinde bir takma diş, kırılmış dişler, diş parçaları, yiyecek parçaları, kan, kusmuk, kum, toprak vesaire gibi cisimler var mı diye kontrol etmesi gerekiyor. Bunun için hastanın ağzını açık konuma getirmemiz şart. Hastanın ağzını açık konuma getirirken işaret ve baş parmağımızla şekilde gördüğünüz gibi hastanın çenesini tutarak aşağı doğru çekiyoruz. Dolayısıyla hastanın ağzını açık konuma getiriyoruz. Ağız içini iyi görebilmek açısından bu önemli arkadaşlar. Hastanın çenesini alta doğru itip ağzını açtıktan sonra gözümüzle ağız içerisini tarıyoruz. Gözle görülen büyük parçalar varsa parmağımızla arkadaşlar çengel yöntemini kullanarak bu büyük cisimleri çıkartıyoruz. Ama görmediğimiz ve arkada olduğundan şüphelendiğimiz cisimler için ise parmağımızı görmediğimiz cisim için arkaya uzatıp çıkarmaya çalışmıyoruz. Buna kör dalış diyoruz arkadaşlar. Yani görmediğimiz ama şüphelendiğimiz cisimler için parmağımızı hastanın solunum yollarına doğru uzatarak görmediğimiz cismi çıkarmaya çalışmamıza kör dalış diyoruz. Kör dalış tehlikelidir arkadaşlar. Hastanın solunum yollarını iyice tıkayabilirsiniz. Kesinlikle arkadaşlar kör dalış yapmıyoruz. Evet, sivil bir kişi isek hastanın ağzının içerisindeki iri parçaları parmağımızla çıkarttıktan sonra eğer hastanın servikal bir travması yoksa hastanın ağız içerisindeki kusmuk, kan, sekresyon gibi sıvı şeyleri çıkarabilmek amaçlı hastanın başını yana çevirebilirsiniz. Ama söylediğim gibi servikal travması olmadığından eminseniz ve de yanımızda sıvı emebilen
bir bez parçası, bir tülbent vesaire varsa hastanın ağzının içerisine sokarak bu sıvıları emdirebiliriz, absorbe edebiliriz. Ancak bizler profesyonel çalışanlarsak yanımızda işimizi kolaylaştıracak materyallerimiz oluyor arkadaşlar. Yine hastanın aynı şekilde ağız içini gözlemleyip iri parçaları parmağımızla çengel yöntemiyle temizledikten sonra diğer kan, kusmuk, küçük kum parçacıkları, toprak parçacıklarını ise aspiratör dediğimiz cihazla aspire ederek, geriye çekerek temizleyebiliriz. Burada arkadaşlar ağız içi iyi temizlenmeli ya da soluk yolda yabancı cismin bulunmadığından emin olmalıyız. Bu işlemler yapılırken tekrar altını çizelim. Kesinlikle ağız içerisine kör dalış yapmıyoruz. Şimdi arkadaşlar hastanın hava yolunu açarken iki kriterimiz var. Bu iki kriterden birincisi hastanın ağız içini temizlemektir. Hastanın ağız içini temizledik bir önceki slaytımızda. İkinci aşama ise hava yolunu açmanın ikinci kriteri ise arkadaşlar hastanın başını pozisyonlandırmaktır. Demek ki hava yolunu açarken ağız içini ne yapıyoruz? Yani solunum yollarını temizliyoruz. Temizledikten sonra ise pozisyonlandırıyoruz. Bu ikisi hava yolunu açma yöntemleridir arkadaşlar. Ama ağız içini temizlemeden hastanın başına pozisyon vermiyoruz. Temizlemeden pozisyon verirseniz ne olur? Ağız içerisindeki partiküller tamamen solunum yollarını tıkar. Oraya kaçar. Trakeayı, trakeadan sonraki yolları tamamen tıkayabilir. Evet, şimdi arkadaşlar ağız içini temizledik uygun yöntemlerle. Eğer hastanın servikal travması yoksa ve bundan eminseniz hastanın solunum yollarını açarken baş çene pozisyonu verebilirsiniz. Yani hip tilt, chin lift pozisyonu vererek hava yolunu açabilirsiniz. Ama altını çiziyorum. Hastanın servikal travması olmadığından eminseniz. Ama şüphelendiğimiz durumlarda bile biz hastayı servikal travmalı kabul ediyoruz ve hastanın hava yolunu açarken baş çene pozisyonunu kullanmıyoruz. O zaman başka bir pozisyonumuz var. Javtrans dediğimiz o yöntemi kullanıyoruz. Burada biz hastanın servikal travmalı olmadığını kabul ediyoruz ve de olmadığından eminiz. Öyle bir durumda baş çene pozisyonunu kullanacağız. Evet, burada arkadaşlar nasıl yapacağız bu pozisyonu verirken? Alt çene kemiğinin altına parmaklarımızı yerleştireceğiz. Bu parmaklarımızı yerleştirdiğimizde çenenin altındaki yumuşak dokuya basınç yapmadığımızdan emin olmalıyız arkadaşlar. Çene kemiğinden tutarak ileriye, geriye doğru itmemiz lazım. Neden yumuşak dokuya bası yapmamalısınız? Çünkü solunum yollarını tıkarsınız. Burada evet alt çene kemiğine şekilde gördüğünüz gibi şuradan gösterelim. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar alt çene kemiğine parmaklarınızı yerleştiriyorsunuz. Diğer elinizi ise hastanın baş kısmına yerleştiriyorsunuz. Alt çeneyi yukarı doğru kaldırırken şekilde gördüğünüz gibi kafayı ise baş kısmında alından geriye doğru ne yapacağız? İteceğiz. Bu itmeye ne zamana kadar devam edeceğiz arkadaşlar? Çene ucu, şuradaki çene ucumuz yerle 90 derecelik açı yapıncaya kadar bu pozisyonu oluşturmaya devam edeceğiz. Yani kafayı geriye, çeneyi yukarıya doğru çekmeye devam edeceğiz. Böylece arkadaşlar hava yolu açıklığını sağlamış olacağız. Şimdi şunu da vurgulamakta fayda var arkadaşlar. Bilinci kapalı hastalarda solunum yolunu ağız içerisindeki materyaller tıkayabilirken, bunun dışında bilinci kapalı hastalarda solunum yolunu tıkayan en önemli faktörlerden biri dilin tonüsünü kaybetmesi ve geriye doğru göllenmesidir. Birinci şeklimizde bakın şurada gösterelim size arkadaşlar. Dilin kökü bakın dilin kökü. Şurası trakeamız, burası trakea. Burası da trakea başı.
Bilinç kökü, bilinci kapalı hastada ne yapmış? Trakya'nın başını kapatmış. Dolayısıyla solunum yolları açık olsa da, herhangi bir partikül vesaire solunum yollarını tıkamasa da, dilin solunumun başı olan trakya'nın tepesini tıkaması solunumu engeller. Biz hastayı pozisyonlandırdığımızda arkadaşlar, bakın burada dilin kökü çeneyle birlikte, çeneyi bizim yukarıya çekmemizle birlikte, çeneyi ne yapmıştık? Daha önceki slaytımızda gösterdik, yukarıya doğru çekmiştik. Çeneyi yukarıya çekişimizle birlikte dilin kökü de yukarıya doğru pozisyonlanır. Evet, bakın burada pozisyonlanmış. Ve trakeanın tepesinden dilin kökü uzaklaşır ve trakeanın başı açık hale gelir ve solunum yolları açılır. Dolayısıyla dilin kökünü trakeanın başından ve tepesinden uzaklaştırabilmenin bir yolu yine hastanın başını pozisyonlandırmaktır. Bu pozisyonlandırmayı biz ya baş çene pozisyonuyla ya da jalt rastla gerçekleştiriyoruz.